Kasımpaşa Spor Süper Lig'e dönüşüyle birlikte yeni oluşturduğu biraz zengince bir yönetim kurulunun da etkisiyle bence transferlere ve önemli transferlere imza atıyor. Bunlardan birisi de Beşiktaş forması giyen Fabian Ernst oldu. Ve açıkçası hani Beşiktaş taraftarı açısından da büyük bir hani hüzün sebebi oldu bu. Çünkü hakikaten Ernst Beşiktaş taraftarının çok sevdiği, çok değer verdiği, hem geldiği yarım sezonda şampiyonlukta payı olmuş, hem de ondan sonraki bütün sezonlarda da içten oyunu, takıma verdiği özveri, oyuncularla, takımla, taraftarla kurduğu iletişim açısından Beşiktaş taraftarının hani ona koyduğu lakapla söylersek üstün Alman teknolojisi olarak adlandırdığı başarılı ve Beşiktaş'ta güzel zamanlar geçirmiş bir oyuncuydu. Şimdi hem Egemen hem de Ernst mesela açıkçası hani Quaresma, Simao'nun ne bileyim belki yanına Almeida'yı da koyabilirsiniz. Taraftarların bakışı onlarla ilgili daha değişikti. Hani bu sözleşme bedelleriyle ilgili falan ama hem Ernst hem de Egemen Korkmaz biraz daha böyle aldıkları parayı hak eden insanlar gibi gözüküyordu Beşiktaş taraftarı açısından en azından genel olarak baktığımızda. O yüzden hani biraz bu da üzdü Beşiktaş taraftarını Egemen Korkmaz'dan sonra ama ben açıkçası hani şöyle düşünmek lazım. Şimdi Fabian Ernst evet yetenekli, evet iyi bir oyuncu, evet herkesin sevdiği, sempatiydi ama 2.3 milyon euroluk bir yıllık ücreti var ki ben bu ücreti yani herhangi bir yerde alabileceğini düşünmüyorum Fabian Ernst'in. O yüzden bu Beşiktaş'ın hep söylüyoruz. Şimdi her şeyden önce bir şeyleri hani maddi durumları düzeltmesi lazım. Ödeyebileceği paralar vermesi lazım. Ödeyemeyeceği sözleşmelerin ardından yani Beşiktaş'ın çok fazla davası var zaten. Hani yeni davalarla karşılaşmamak için yani yapabileceğini yapması lazım. O yüzden de böyle mukavelelerde sözleşmeler böyle normalde bir oyuncunun yaşı gereği mesela hani 30 yaşının üzerinde bir futbolcu olarak düşündüğümüzde de hani bu meblağlar çok yüksek. O yüzden ben açıkçası her şeyin olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bütün futbolcular yani Beşiktaş'ta futbolcular, yöneticiler herkes geçici ama Beşiktaş'ın ismi, Beşiktaş'ın forması kalıcı olan şey o. Değerli olan şey, her şeyden değerli olan şey o. O yüzden tabii ki her futbolcunun ayrılığı üzüntü verecektir insanlara. Her futbolcunun özel hayranları vardır. Özel onu seven insanlar vardır. Taraftarlar vardır. Hatta futbol öyle bir oyundur ki bazı futbolcular için takım bile tutarsınız. Hani belki bu kadar duygusallığın içerisinde ama bir tarafta gerçekler var. Beşiktaş'ın artık gerçeklerle yüzleşmesinin vakti geldi. O yüzden böyle bakmak lazım. Çok üzülmemek lazım. Çok dertlenmemek lazım bence. Beşiktaş hala orada duruyor. O yüzden o formanın değerinin de eksilmediğini biliyoruz. O yüzden Kasımpaşa açısından önemli bir transfer olmuştur. İşin o cephesine bakarsak ya özellikle bu tecrübede, bu yetenekte takıma bir şeyler fayda sağlayacak. Hele hele yeni çıkmış, Süper Lig'e yeni çıkmış bir takıma bence alınabilecek en iyi oyunculardan bir tanesi. O yüzden Kasımpaşa açısından güzel bir transfer oldu. Beşiktaş açısından sadece hüzünlü bir ayrılık ama ben tekrar söylüyorum yani Beşiktaş'ta öyle yeri dolmayacak oyuncu sayısı çok fazla değil. Bence Ernst'in hani özellikle bir iki sene yani bir gözünüz önüne getirseniz ilk geldiği seneden bu tarafa bakarsanız zaten bir düşüş olduğunu görürsünüz. O yüzden tekrar söylüyorum Beşiktaş'ın forması her şeyden bütün oyunculardan daha değerli. O yüzden üzse bile böyle ayrılıklar böyle zamanlarda ne yazık ki mecbur gözüküyor.